Az ücretli direkt birleştiriyorum. Mörsörle yaptım. Bunları da bulunduğu yerde birleştirdim. Bunlar hücreli birleşmiş nesneler. Şimdi buraya ben yazı yazıyorum. Bunlar soldan hizalı şeklinde olmuştur. Bakın yine burada biz yazılarımızla ilgili bir boş bir yazı alanı açıyorum. Buradaki yazının bir kısmını alalım. Hücre içerisine koyuyorum. Şimdi buradaki yazım için bakınız burada teksti seçtiğiniz zaman aynı paragraf düzeninde yazı alanındaki davranışların birebir aynısı çalışır. Fakat hücreyi seçer seçmez durum değişir. İçinde yazı olan hücreyi seçtiğiniz zaman durum değişti. Bakınız table. Görünüşü istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bulunduğu hücrede dikey ortalayabiliyorsunuz. Dikey ve yatay ortalamasını yaptınız. Direkt burada. Şu hücrenin içini renklendiriyorum. Renklendirdiğim yer hücrenin içi. Buradaki yazım bloklamasını da yapalım ki şey gözüksün. Bakınız buradaki yapıda aynı zamanda table panelinden de yönetebiliriz. Yani burada seçtiğim zaman burada çıkan bilgiler aynı zamanda table panelinden de bir kısmı yönetilebilir. Dikkat edin şu bölümde buradaki alttaki bölüm seçeneklerinde zinciri kapattığım soldan itme payı veriyorum. Yani hücre içindeki yazının soldan ne kadar içeride olacağını, sağdan da ne kadar içeride olacağını belirleyebilirim. Kırmızı nokta çıktı. Yazının taştığını gösteriyor. Ben bu hücrenin içerisine seçip yazının bu hücre içerisinde ortalanmasını sağlayabilirim. Açabilirim. Gördüğünüz gibi hücre duvarı içerisinde istediğim yönden, istediğim kadar mesafede hizalamasını, sığmasını sağlayabilirim. Biraz genişletelim burasını. Hücre içerisinde yayılmasını alta, üste, ortaya, üste hizalamasını sağlayabilirim. Yazıların burada görüntü biçimini değiştirebilirim. Bu şekilde bir hücre duvarı içerisinde mesafe, yerleşim biçimini yazını yönetebiliriz. Buna siz paragraf stili, karakter stilleri öğrendiğiniz tüm işleyiş biçimini, next stili, hepsini uygulayabilirsiniz. Bu bir hücredir. Tek bir hücredir bu. Ve hücrenin biçimlendirmesi cell stilidir. Bunun ne olduğunu diyoruz? Yazı, text ve bunun da biçimlendirmesi paragraftır. Cell stili ve paragraf stilini bir hücrede aynı anda kullanabiliriz. Daha önce öğrendiğimiz bilgileri referansla obje stilinin içerisine biz paragraf stilini koymuştuk ve hepsini bir arada uygulamıştık. Burada da paragraf stillerini cell stilinin içerisine koyduğumuz zaman biz bunu bir gerekli biçimlendirmesini yapabiliriz. Hücre içerisinde yazı yazmak ve tab tuşuyla hücreden hücreye geçiş yapabilirsiniz. Yazımı oldukça kolay bir özellik.